Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Marif Mahallesi muhtarı Gül Hanım Optur, kurban keserek mahalle muhtarlarına ve mahalle halkına ikramda bulundu. Muhtarı, mahalle açısından başlatılan projelerin yanı sıra başka projelerin de olduğunu, gelecek zamanlarda onların da uygulanacağını söyleyen Marif Mahallesi Muhtarı Gül Hanım Optur şu ifadelere yer verdi. Mahallemizi güzelleştirmek adına ilk etapta temizlikten başladık biz aslında göreve. Mahallemizi temizledik belediye yetkililerimizin sayesinde, sağ olsunlar. Sonrasında da bizim bir kavşak sorunumuz vardı. Sürekli ölümlerin olduğu. Çok şükür Rabbime kavşak sorunumuzu çözüyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle güzel bir proje uygulandı ve başlandı. İnşallah 10 güne kadar da kavşak projemiz tamamlanmış olacak. Ayrıca mahallemizde bir park projemiz vardı. Park Bahçe Müdürümüz sağ olsun ona da başlattı. Daha başka projelerimiz var. Zaman içerisinde tabii ki hepsini gerçekleştireceğiz. Ben sizlere ve tüm davetlilerime teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Düzenlenen organizasyonun muhtarlarla ve mahalle sakinleriyle istişare noktasında öneme sahip olduğunu belirten AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ise şu ifadelerde bulundu. Evet, tabii Marif Mahallesi muhtarımız davet etmişti. Kendisi bu dönem yeni seçildi mahallemize hizmet için. Biz de onun davetine icap ettik. Kendisi sağ olsun hem mahalle insanına hem eşine, dostuna ve işte çalışma arkadaşlarına bir davette bulunmuş. Biz de onun ikramına gelip ikramlarını kabul ettik. Tabii öncelikle çok teşekkür ediyoruz ev sahipliği için. Bizim 12 Şubat ilçemizin 141 mahallesinde 6 adet bayan muhtarımız var. Gül Hanım da bunlardan biri. İnanıyoruz ki inşallah o hanımefendiliğin gayretiyle, onların ellerinin değmesiyle inşallah hem Marif mahallemiz hem de diğer hanımefendi muhtarlarımız olduğu mahallelerde özellikle olmak üzere tabii bizlerin, belediye başkanlarımızın, büyükşehir belediye başkanımızın çalışmasıyla, gayretiyle inşallah hem şehirlerimize, mahallelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz diyorum. Malumunuz bugün sizlerin de söylediği gibi Marif mahallemizdeyiz. Marif mahallemiz bizim sonradan daha çok inşa edilen, sonradan yerleşke çoğalan bir mahallemiz. Nezih bir mahallemiz. Nezih'te bir muhtarlık ortamı var. Hanımefendi arkadaşımız Gül Hanım 31 Mart seçimlerinde vatandaşlarımızın teveccühleriyle muhtar seçilmiş bulunmakta. Burada da diğer muhtar arkadaşlarımız var, muhtarlar daire başkanımız var. Biz her zaman şunu söyledik, benim de muhtarlar başkanı olarak 4. dönemim muhtarlıkta her zaman biz şunu söylemiştik. Biz devletinin emrinde, milletin hizmetinde olan kurumlarız. Devlet ile muhtarlar arası, millet arasında köprü vazifesi görüyoruz. Bunu da her zaman olduğu gibi en iyi şekilde görmeye çalışıyoruz. Bugün de yine bu şekilde hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel, 10 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Hanefi Toptaş'ın riyasetinde, hem kaymakamlıklar nezdinde, kaymakamımız nezdinde aziz milletimizin bağlı kuruluşlarla birlikte her zaman hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Biz bugün burada bizleri burada misafir eden muhtar arkadaşımıza Gül Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bu gibi yemeklerin sadece bir muhtar yemeği olduğunu düşünmemek lazım. Çeşitli coğrafyalardan burada misafirlerimiz var. Bunların kendi aramızdaki ülfeti artırdığını, birliği, beraberliği artırdığını, bu anlamda bu yemeklere böyle bakmak lazım. Bir araya gelme kültürü oluşturduğunu, istişare kültürü oluşturduğunu bu şekilde bakmak lazım. Ben tekraren 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilen, belediye meclis üyesi seçilen ve muhtar seçilen bütün arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum. Hizmetlerinin inşallah hayırlısıyla bütün aziz milletimizin her bir sokağını, her bir mahallesini, her bir vatandaşımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün Marif Mahalle Muhtarımız Gül Hanım'ın yanındayız. Davetine icabet ettik. Biz bu davetinden dolayı Gül Hanım'a teşekkür ediyoruz. İnşallah hizmetlerinde de başarılı olur. Hizmetlerine hızlı bir giriş yaptı. Şimdi yollardan falan başlamış. Allah muvaffak eder inşallah. Mahallesine layıkıyla hizmet eder. Biz kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Yemek için de çok teşekkür ederiz.